İdolüm Alex diyor Arda. İrfan Can'ı da çok izlerdim diyor. Şimdi aynı formayı giyiyorlar. Bence İrfan Can'dan çok daha iyi şeyleri vaat ediyor. Çok daha büyük topçu olacağını vaat ediyor bize ama şu saçlar yeniyse biraz kessin onları. Ön şeyini kapatır. Kötü oynayabilir. Çok kötü maçlar çıkarabilir. Fakat kumaş ne de İngiliz kumaşı yani. Kumaş Sıfıra çok vursun değil mi kaliteli. abi saçları? O yaşta moda almış. Benim kuzenim de var o yaşta. Öyle Onun mi? Ha, saçları da onları uzun. bilmiyorum. Tabii Z kuşağı sonuçta. Evet. 16-17 yaşında bir çocuk. Fenerbahçe onun üzerinde durma iradesini gösterebilirse Ömer Faruk gibi yok etmezse bak bu Ömer Faruk'tan da yetenekli onu da söyleyeyim. Daha bir başka türlü bir oyun görüşü var bunun. Yani bir tek yukarısı sanki. Ve çok iyi ellerde korunması lazım. Bu şu anda bir kaşıkçı elması gibi. Onu koruman gerekiyor. Tozdan, güneş ışığından, her şeyden koruman gerekiyor. Bu da kulüp birikiminin, kulüp aklının hangi düzeylerde olduğuna dair bize yeni bir sınav aslında. Fenerbahçe Arda ile birlikte yeni bir sınava sokacak kendisini. Bakalım Arda'yı Türk futboluna armağan edebilecekler mi? Ki etmeleri gerekiyor adam Ankara'dan kim bulmuş getirmişse işte Fenerbahçeli o. Bunu Arda'yı kim bulup getiriyorsa takımına o takımla ilgili aidiyet duygusunun başka duyguların çok önünde olduğunun işareti işte Arda'yı alıp getirmek. Onu kim getirdiyse Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'ye en büyük iyiliği o yapmış. Ama bundan sonra Arda'nın işte mentor mu deniyor, ne deniyorsa çok iyi bir kariyer planlaması yapması lazım. Ve o kariyer planlamasını yaparken de şimdi biz de bazen ölçüsüz övüyoruz. Ben böyle oldum, ben tamamım derse o Arda'nın da bittiği andır o. İşte ama Arda şu anda her tarafıyla masum bir çocuk. Arda yaptığı hatalarla da, yaptığı doğrularla da yukarısında kim ona ders veriyorsa, kim ona hayatı anlatıyorsa, yönlendiriyorsa onun hatalarını ya da onun doğrularını yapacak. İşte Fenerbahçe dediğim gibi kaşıkçı elması gibi Arda'yı sarıp sarmalamalı ve her maç sahaya atmalı artık ya. Ligi üçüncü bitirsen ne olur, beşinci bitirsen ne olur? Avrupa maçı için bunu söylemiyorsunuz. Her maç Ya da sahaya atmalı. söylüyor musunuz? Avrupa maçı kadrosunda varmış baktım. Hani Kadroda bazıları var. olamıyor ya Ve Crespo kadroda var. yazılmamış şey yazıl. Arda var ya atsın ya niye atmayacak Oynasın. futbolcu görsünler ya. Sence Nevzat? Şimdi böyle bir durumda da hata yaparsa bu sefer Yapsın. oynatılır mı? Arda'ya o güveni Noktasına gelir. vereceksin Olur. evlat. Sen hata da yapabilirsin ama sen Hata yeteneklerini sahada yapacaksa da o sergile. yapsın Zaten diyorsunuz. birisi söyledi yanlış mı duydum bilmiyorum. Git çık sahaya istediğin ne varsa yap demiş. Çok doğru yapmış kim dediyse. Korkma hata yapacağım diye. Ozan Kabak Galatasaray'da ilk maçlarında çok hata yaptı. Çok hata Penaltılar yaptı. yaptırdı. Ya Ozan Kabak sonuçta savunma oyuncusu. Farkı yaratacak olan onlar değil Şimdi mi? Ozan'la ilgili. Arda gibi oyuncuları sen dünya futboluna armağan edecekse ne dersin? Ozan'ı alır bir takım destek unsurudur yani. Vurucu unsur değildir. Yaratıcı unsur değildir. Yaratıcı unsur Arda işte. Biraz da tabii sağ ayağını geliştirmesi lazım. Gene fena değil ama daha iyi yapması lazım. Ozan Kabak Galatasaray'ın o kendi jenerasyonun en yetenekli oyuncusu değildi ama aradan sıyrılan tek isim oldu. Şimdi Tabii bazen tabii. yetenek yetmiyor. Defans oyuncusu hani Sergen'le Bülent'in lafı geldi aklıma. Hani Sergen'e demişler ya Bülent Korkmaz çok çalışıyor. Ne diyorsun? O Bülent çalışacak demiş yani. Onun yeteneği o kadar Sergen bambaşka bir şeydi. Ozan ama biraz yeteneklidir. Yani Ozan'ın Yok yok Ozan alıp bazen çıkıyor tabii böyle tabii öyle bir topla. Var çalım öyle şeyi vardı. şeyleri. Var Tekniğidir var. yani Sevimli de. bir stop günümüz stoper şeyini Liverpool niye aldı bir adam? karşılayan bir isim. Sen Gerçi Crystal Palace'tan yukarıya çıkamadın mesela. O Liverpool'a kadar gitti. Değil mi? Sen Crystal Palace elemelerden değil. dönmüştün. Crystal Palace değil mi? Hep düşünüyorum bir taraftan İngiltere'de Crystal Palace'ı neden tutar abi? Niye Crystal Palace'ı ama Çünkü tutuyor orada yani. Bir tutku var ya orada semtin bir takımı. Zaha var. Ne Orada bileyim kendi kişiliğini Milivojevic. Yani çok bak ekstra oyuncuları da Nevzat yoktu çok be. güzel bir konuya değindin. Crystal Orada Palace. Yok insanlar şimdi Crystal Palace muhabbeti orada yapmaya bak. insanlar kendilerini ifade etmek için kendi semtinin takımlarını yeterli buluyorlar. Kendilerini anlatmayacak başka aidiyetler üzerinde ilişki kurarak kendilerini tarif etme yanlışına Ben düşmüyorlar. sana bir şey Crystal söyleyeyim mi? Palace, ben Crystal Palace semti vardır herhalde orada. Oranın takımı yani. Ben Öyle değil tabii de. Vallahi bilmiyorum şimdi Crystal semtini Palace başka. sene uçta. Yani bir alt championship'in bir Bristol'un maçını izle bakalım ne oluyor. Ya da Ne? ne bileyim Huddersfield'ın Ya maçını in izle ne aşağı oluyor. in. Dördüncü Hull City ligin. falan demiyorum ya. Evet. Hull City demiyorum. Bir Bristol'un maçını izle. Neyse bugün inşallah Konu nereden Fenerbahçe. geldi buraya? Bak ben Slavia iyi Prag anlasak. Şu Fenerbahçe. Arda ile ilgili ben bir şeyler söyleyeyim mi abi? Şimdi maalesef böyle aklımızda bazı kötü anılar var. Yani işte Beşiktaş'ta, Muhammed'de, Galatasaray'da, Trabzon'da hep örnekler Var. bulabiliriz. Maalesef Türk futbolunda çok iklimimiz, futbol iklimimiz her açıdan yani sadece
işte kulüpler, teknik direktörler genelde risk almıyorlar, daha garanti gidiyorlar. Ben Arda'yı görürken, valla şu bu arada bir tane isim vermeyeyim, bir bankanın reklamı var, bir kız çocuğu ben geleceğim diyor. Arda da Fenerbahçe'de ben geleceğim diyor yani. Bu net bir şekilde Fenerbahçe'nin geleceğini bahsediyor. Şimdi taraftar Arda'yı biraz abarttı son maçta. Hani sen kullan, sen kullan diye bazen işte duran toplarda vesaire. İşte orada bence taraftar biraz daha kontrollü olmalı. İkinci penaltıyı atabilirdi ama. Yok, 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 penaltı atmasın. Mümkünse atmasın. Niye? O da özgüven verir. Yok, yok, yok. O bazen yanlıştır. İstiyorsa rakibe attı. Rakibe de saygı duyacaksın. İstiyorsa atsın. Rakibe de o, hayır. Bak şimdi bu Arda'yı abartalım. Ben bunu abartıyı biraz şeye bağladım maçı izlerken. Bir hayal kırıklığı yaşıyor Fenerbahçe taraftarı. Yılların getirdiği bir birikim var. Dolmuşluk var. Hayal kırıklıkları var. Ve dünya starları bu süreçte geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor transferler ama... Berisha mı dünya starı abi? Ya Mesut'tu, İrfan'dı. Ben hani Berisha dünya starı olarak gelmedi zaten. Ama Fenerbahçe özel oyuncular geldi ve yıllardır süre gelen bir başarısız tablo var. Şimdi başarısız tabloda insanlar bir çıkış yolu arar. Teselli. Bir çıkış yolu. Tamam. Bu çocuk çıkış yolu. Doğru. Fenerbahçe taraftarının umudu oldu. Çok yani doğru. İnsanlar bir şeye bağlanmak isterler. Yani tabii. Abartmalarının sebebi de bu. Aslında Arda'ya sevgi gösterirken diğerlerine tepki gösteriyorlar. Bunu anlayamıyor. Yani her şey toz pembe olsa bunun Arda bu kadar abartılmayacak. Sistem içerisinde zamanla Arda kendini gösterecek. Oynayacak ya da oynamayacak. Kiraya verilecek ya da Hollanda'ya gidecek. Şans bulur ya da Belçika'da gidecek, kendisini gösterecek. Ama şu konjonktürde o kadar mutsuz ki taraftar. Bir çocuğa sarılıyor ya. Yani bunu bence diğer futbolcuların bir sorgulaması lazım. Bu sadece o çocuğa gösterilen sevgi değil, size gösterilen bir tepki. Sence Prag maçında oynamalı mı Arda? Ben İsmail Hoca daha iyi bilir. Ya muhtemelen yani. Oynatmayacak. Skoru, öyle de. Skoru alırsa süre verir hoca ona. Ben yani oynayacağını düşünmüyorum. Yok, yok. Ama ben olsam yani Fenerbahçe için kayıp sezon, tabii ki matematiksel olarak iddia devam ediyor da, kayıp sezonla bir tane adam kazan. O Solberg çocuk da böyle acemice hareketleri yaptığı gibi göründü ama o da iyi kumaş. İki tane bir hatası var ama Rıdvan'dan ama, bak Beşiktaş'taki Rıdvan'dan kötü başlamadı. Ama, Rıdvan da hata yapıyordu. Fiziksel hata olarak yani, eleştiriyordu. İlak yapılacak. Hata ama yapacak. Farkı yaratacak olan sorun çözücü oyunculardır şimdi. Sosa'dır. Arda sorun çözücü. Ayrı Sosa'dır, Ozan'dır. Defans oyuncusu. Ne kadar iyi olursa olsun defans oyuncusudur. Belli bir kıymeti vardır. Fakat farkı yaratacak olan Arda gibi. Yani Alex sorunu çözen adamlara ihtiyacı var büyük takımların. Arda bence 10-15 yıl bu sorunu çözmeye aday bir adam ve maliyeti 300 bin lira ya. Yıllarca bu çocukların yani bu yaş grubunda biz yurt dışında kamplara gittiğimizde onlara yapılan muamele şuydu. Takımın işte büyükleri gelir saçlarını bir kere sıfıra vururlardı. Yani ilk orada başlardı baskı. Siz haddinizi bileceksiniz. Genelde takım içerisinde antrenmanda vesaire kendilerini gösterme şansları olmaz, pas verilmezdi bu isimlere. Şimdi Serdar Dursun çok hoşuma giden bir açıklaması oldu. Yani düşün, aralarında 10 küsur yaş var ama büyük bir olgunlukla yani gol atıyorsun, sorumluluk alıyorsun, iyi performans sergiliyorsun, taraftar Arda diyor. Maç sonunda böyle biraz da hani dokunaklı, duygusal bir konuşması oldu. Ben dedi bunu şey yapmadım dedi, yani bu benim tercihim değildi dedi. Hocamızın yazdığı kağıtta kim varsa o kullandı dedi. Tabii, tabii. Yani ben liderim. Gidip adamın elinden top almaktı. Böyle bir harekette de bulunmuyor. Yani Serdar insan olarak benim çok hoşuma giden bir insan profili. Serdar düzgün profil ya. Çok belli ediyor. Çok düzgün oyunculuk ya. Oyunculuk olarak Fenerbahçe'nin birinci santforu değil ama Avrupa'da yetişmiş olmanın getirdiği sanki hani, emeğe değer duygusu var onda. Aynen öyle. Yani, ve Serdar gibi oyuncular yanımda olursa bu Arda bir yerlere doğru, gelir. Doğru. Peki o şimdi Prag maçına döneceğim. Az önce ekrana getirdiğimiz haberde de artık İsmail Kartal'ın kadroyu büyük ölçüde şekillendirdiğinden bahsetmiştik. Sağ bekte Nazım, sol bekte Ferdi'nin oynaması bekleniyor. Orta sahada Ozan, Sosa ve Mert Hakan formaya daha yakın demişiz. Pelkas ve Valencia'yı yine 11'de oynatmayı planlıyor ve kalan bir forma için de Osayi, Berisha ya da Serdar Dursun arasından bir tercih yapılacak demişiz. Haberdeki Selim'in haberi bu. Selahattin Kınalı ne dersiniz? Bu arada Mesut Özil kadroya dahil edilmedi. Ben Selim'e yayına girmeden önce sorduğumda tamamen güçlenmesi için
tamamen hazır hale gelmesi için böyle bir karar verildiğini söyledi ve pazar gününe kadar hazır olacağını söyledi Mesut'un. Deyip öyle pas atayım size. Ya 4-5 oyuncu yok zaten. Crespo da yok. Sakatlar var. Evet. Stoperler bir daha söyleyebilir misin? Kim var oynuyor? Kim hazır? Evet evet kim hazır? Kim? Zaten kim? En önemli kimle beraber kim? Var. Serdar'la mı? Ondan emin değilim. Ona bir daha bakalım. Zalay mı? Yoksa... Ona bakacağım ben. Selahattin kanalı. Şimdi Ferdi başlayalım. Eğer öyle yine geri tutarsan ya Ferdi sana şeyi gösteriyor. Futbol aklım uygundur Fenerbahçe'yi taşımaya. Top Ferdi'ye geldiğinde son maçta değişik şeyler oluyordu. Bir gol bir asistlik maç. Yani her yani defansta topla buluştuğunda da Ferdi ezberin dışında şeyler sunabiliyor sana. Ben Ferdi'yi hani tabii çaresizlikten oluyor. Hoca son maçta hani benim de aklıma gelen Ozan'a bir sağ bekte denedi ilk yarı. Sonra aldı ama belki bu maçta da yine deneyebilir. Yani sağ bek Nazım dediğin zaman gerçi Nazım da çocuğu çok yükleniyoruz. Avrupa maçlarında hiç vasatın altına düşmedi. Biraz tesadüf oldu belki ama hiç kötü oynamadı. Ya idare etti hep yani yine idare edebilir ama 3-2 mağlup gittiğim bir rövanş maçında idare eden bir performans takımına bir şey katar mı? O sorunun cevabı muallakta. Çok net evet diyemeyiz ona. Ama mesela Ozan çok şey vaat eden bir oyuncu ya. Ozan topu alsa bir anda driplik yaparak rakip ceza sahasına inse şaşırmayız. Çünkü o yeteneği var daha önce bunu sayısız kez yaptı. Belki yine yapabilir. O yüzden hoca yine onu sahaya atabilir. Sonuçta onu sahaya atarken elindeki verilerle atıyor. Dayanıklılığı, gücü, hızı. Fizik durumu onlara bakarak atıyor. Eğer o fizik durumunu falan yine koruyorsa hoca bir şans daha verebilir ona. Forvet'te Serdar Dursun'la başlamak zorunda düşünüyorum ben. Yani Berisha o üç oyuncu arasından sizin tercihiniz Serdar Dursun mu? Evet. Berisha, Serdar Dursun, Valencia hangi oyun sistemini oynayacak bilmiyorum ama Valencia'n varsa sahaya atarsın. Önce onu atarsın forvete. Yanına da kimi koyacağını hoca işte haftalık performansa göre verir ama Serdar şu an isim üstünde. Bir de gol atma alışkanlığı önemli bir şeydir yani. Serdar'da o alışkanlık var. Penaltı da olsa cesaretle geliyor vuruyor. İşte Gomez gibi o kritik ortamda penaltı attı. Serdar da aynısını. Üstelik artistik bir vuruş yapacak özgüveni bile var yani. Evet. O yüzden ben Ferdi'yi önde bir yerde oynatmasını, Ozan'ı gerekirse sağ beke almasını hocanın. Şaşırtmayacaktır beni. Hatta beklentim, isteğim de o yönde. Futbol maçı izleriz çünkü. Ferdi'ye top geldiği zaman topun bir akıllı bir ayağa geldiğini ve çok da kendisini zorlamadan çağdaş futbolun ezberlerini çok rahat bir şekilde sahaya taşıdığını görüyorsun. Bu arada stoperde Zalai, partneri de fiziksel durumuna göre ya Mince Ekim ya da Serdar Aziz. Ya da denildiğine göre kimle alakalı bir şey var. Yani normalde, herhalde bakılacak fiziksel normalde durumu. Kimle alakalı şey yapılmaz. Normalde önce kimi dersin evet. Sonra dersin şu. Son maçta bir hatası falan oldu yalnız. O... Olabilir. Kim çok ama çok yani çok da rakiple. Çok da kurtardığı maç kim, var ya. Kim çok iyi bir stoper. Tabii ki herkesin defosu olabilir ama bizim standartlarımızı çok iyi stoper. Şu an ligdeki en iyi. Ya, o fizikte çok çabuk bir adam. Çok önemli. Hem de güçlü. Ama Novak da mesela gitmemiş. Muhtemelen sol bekte zorunlu olarak Salah ile başlayacak.